eyyuhel aziz, misafir olan bir kimse seferinde çok yerlere, menzillere uğrar. Uğradığı her yerin adetleri ve şartları ayrı ayrı olur. İnsanın ömrü de hakikat noktasında bir sefer. Doğuş o seferin bidayeti. Ölüm de nihayeti. İnsanın bu sefere medar, hayatında çok değişimler, devreler, safhalar var. İşte çocukluk, arkasında gençlik, arkasında olgunluk, arkasında yaşlılık ve sonra da baki aleme gidiş. Tavırdan tavıra, insanın halden hale ömür boyu değişiyor. Demek veya bir insan bir seyahate çıktığı zaman, seyahat ettiği bir şehir değil de bir ülke, bir memleket veya birçok memleket olsa, onun yol güzergahı her zaman asude bir iklim olmaz. Gah hava açar, gah fırtına çıkar, gah yağmur döker, gah kar, bora, fırtına içerisinde seyahat devam eder. Maneviyat yollarında da aynı sıkıntılar, sancılar, problemler, değişimler vardır. Dolayısıyla kamil bir Müslüman kendi hayat yolculuğuna medar, iş dünyasının murakabesi itibariyle bu dersle ilgili dört noktanın üzerinde bizim hassasiyette durmamız gerektirir. Bakın, evet. Kezalik, Allah'ın yolunda suluk eden zat çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rast gelir ki, bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır. Yani manevi seyri sülükümüzün dört merhalesi. Perde bir, hal iki, makam üç, mertebe dört. Bütün hayat seyir ve güzergahında biz bunlar içerisinde değişik ahlak içerisinde gidiyoruz, devam ediyoruz. Tabii bunların en dehşetlisi, en şiddetlisi ve murakabe noktasından hassasiyette durulması lazım gelen önce perdeler. Yani maneviyat yolunda bizim hamiyetimizi, istikametimizi, şevkimizi, ibadetimizi ve marifetimizi engelleyen perdeler nedir? Birçok enfusi ve afaki perdeler var. Hepsinin böyle tasnifine ve değerlendirmesine girmek dersin mizacını aşar. Ama insan hayatında değil mi? En kalın perde. İnsan hayatında en kalın, en ağır ve bir cihette aşılması en zor perde insanın kendi nefsidir. Yani nefisten daha ağır, daha karanlık, daha dehşetli ve daha tahripkar bir perde yoktur. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Yani bir insana en dehşetli ihaneti, en şiddetli muhalefeti, batıla, haktan ve hakikattan insanı uzaklaştıran en dehşetli hicap, en kalın perde içimizdedir. Nefsimiz. Cenab-ı Hak nefsimizin şerrinden bizi korusun ve muhafaza etsin. Nefis perdesi. Bir de nefis yanına enaniyeti alırsa, enaniyetle nefsin muhasabasıyla ortaya çıkan halet-i ruhiye. Onun içinde insanın manevi hayatını dağıtan pek çok sahip olur. İşte enaniyettir, gururdur, kibirdir, hasettir, riyadır, gösteriştir ve tahribat külleşir.
Onun için Peygamberimiz buyuruyor, senin en dehşetli düşmanın senin içindedir, göksündedir. Bakın Üstad Hazretleri Zeyl'i yazmış. Zeyl'in başında diyor ki, bu bahsin herkese faydası var. Sağımdur'un meslek ve meşrebinin esasını Zeyl içerisinde formüle etmiş. Belki mesleğini dört hatme, dört adım olarak ifade etmiş. Birinci adım, Kur'an-ı Kerim'den dört ayet almış. Kendi meşrebinin tamimi noktasında. Birinci aldığı ayet, Kur'an'dan süzdüğü aldığı birinci ayet, فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَ Ayetin manası, nefsinizi temize çıkartmayın. Nefsinizi temize çıkartmayın. Bu nefistir ya, zorludur. Nefsinizi temize çıkartmayın. Tabiri caizse nefis neye benziyor? Gübreye benziyor. Değil mi? Gübreyi yıka, temizle. Gübrenin toprağa faydası olur mu? Olur. Toprağa atarsın, toprağa kuvvet verir. Güller ziyadeleşir, meyveler büyür ve gelişir. Ama netice noktasından yine gübre nedir? Gübredir. Suyun altına koy, bak suyu kirletir. Dolayısıyla bu derste bizim ehemmiyetle üzerinde durmamız lazım gelen nokta budur. Maneviyat yollarında eğer bir Müslüman nefsini tanımazsa çok yorulur. Çok yolda kalır. Çok sıkıntı, çok sancı çeker. Nefsini tanımak, nefsinin zaaf noktalarını tespit etmek, kırılma noktalarını, hassasiyet cihete cephelerini analiz etmedikçe bir Müslüman tahkik mesleğinde de ciddi manada yürüyemez. Tarih boyunca bakın, nefs-i emmarenin tahrip sahası. Bir kısım insanlar, tarihe bakın, firavunlar, nemrutlar, nefis. Uluhiyet dava etmişler, ilahlık dava etmişler. Demek nefis istikametten sapsa davası ne olur? Uluhiyet olur. Nefis emmarı olduğu müddetçe nefsin sıfatı da ihanettir. Hıyanettir yani. Bu cihette nefis ilana benzer yani. İlan gibidir yani. Bazen ifade ediyor mesela hava soğuk, zemheride ilanı al, pakette Sibirya'ya götür. 3 ay, 6 ay beraber otur, kalk, ye, iç. O soğuk hava içerisinde ilan kımıldamaz. Ama Kuzey Kutbu'ndan ekvatora doğru geldikçe, havalar ısınmaya başlayınca ilan ne yapar? Başını kaldırır. Ya senin de bak 3 ay, 6 ay beraber yedik, içtik, yattık, kalktık. Hıyanetini sergiler. Peki yılanı ne yapacaksın? Yılanı soğukta tutacaksın. Kuzey Kutbu yok, Sibirya yok. Ama mutfakta ne var? Buzdolabı var. Buzdolabının içerisinde ne var? Buzluk var. O yılanı buzluğun içerisine bıraktın mı nefesi kesilir. Bak sen emniyet edersin. İşte nefsin manevi buzdolabı şeriattır. Şeriatın ölçüsü içerisine koydun mu nefis yedemez, kımıldayamaz. Ama mizan-ı şeriattan taştığı zaman biraz rehavet, biraz alkış, biraz gösteri, biraz para, biraz varlık, biraz şöhret, biraz devlet
hava ısınır. Coğrafya ekvator gibi olur. Hava ısınınca da zalim yılan ne yapar? Başını kaldırır ve insanı vurur ve parçalar. Onun için Müslüman nefsin destelerini iyi bilmesi lazım. Bakın, nefis emmare olduğu müddetçe, bir de nefis muzaaf cehalete girdiği zaman, nefsin muzaaf özelliği nedir? Bilmiyor. Bir de muzaaf cehalet, bilmediğini bilmiyor. Kat kat cehalet katmaya geçir. Eğer nefis terbiye-i Kur'aniyeden geçmezse davası uluhiyet olur. Sıfatı hıyanet olur. Ne ile nefis büyür? Gıdası nedir? Gıdası medih ve sanadır, alkıştır, riyadır, şov ve gösteridir. Şovun, gösterinin, riyanın, alkış hissinin olduğu atmosferde nefis görkemleşir. İnsanlar paralar, paramparça eder. Cenab-ı Hak nefsimizin şerrinden, destelerinden bizi müteyakkız kılsın. Ben zaman zaman anlatıyorum, Elazığ'da Beyzade Efendi diye bir zat varmış. Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş. Evliyadan kamil bir zat. Hulusi abi, Allah rahmet eylesin, o zaman zaman ondan bazı böyle menkıbeler anlatıyor. Beyzade Efendi'nin bir tane müridi. Bir gün bir mecliste demiş ki, Efendi Hazretleri demiş, ben nefsimin nefesini kestim. İşini bitirdim. Anasını ağlattım. Nefsini bitirdim, hallettim. Deyince Hazreti Efendi öyle yüzüne bakmış. Evladım demiş. Bekle. Bir gün birisi senin kuyruğuna basarsa o zaman sen nefsini öldürmüş müsün, değil misin? Sen o zaman anlarsın. O zaman içimizdeki perdeyi tanımak. Nefsin ihanetine arif olmak. Nefsin mizacının niteliklerini bilmek. Kamil bir Müslümanın temel görevlerinin başında gelir. Fazla uzatmayalım. Demek ki maneviyat yolunda, seyri sürükte birinci perde, en kalın, en gavi, en karanlık, tahribatı en büyük perde, en dehşetli icap insanın nefsidir. Bu bir. Bir de bizde burada dört tane kelime üzerinde duruyor değil mi? Perdelere, hallere, makamlara ve mertebelere. Bir de hal var, bir de makam var, bir de mertebe var. Bakın. Haller. Haller bulut gibidir. Gelir ve geçer. Halde istikrar yoktur. Hal devam etmez. İşte mesela bakıyorsunuz, bazı coğrafyalarda vardır. İşte Karadeniz'e gidersin, bakıyorsun hava çok güzel. Bir saat sonra hemen bir rahmet başladı. İki saat sonra bulutlar gitti, hava açıldı. Akşama doğru bir fırtına, bir bora. Bazı iklimler var ki bir insan günde dört mevsimi ne yapar? Yaşar. İşte mevsimlerin tebeddülü gibi, değişmesi gibi insanda da haller değişir mi? Değişir. İnsan tabii bütün kainatın bir hulasası, yani fıtrat coğrafyasının bir neticesi, bir özü ve esası olmuş olduğu için bir cihette nasıl dünyada dört mevsim varsa, insanda da tabiri caizse bunlarda ne var? Dört mevsim var. İşte bakıyorsun, içinde bir intibah başladı. Hakikate karşı bir iştiyakı var. Gecesiyle, gündüzüyle, derse, sohbete, ibadete, tefekküre iştiyak gösteriyor. İşte o insanın dünyasına gidip intibah, bahara benziyor. O insan o haliyle baharı yaşar. Ama
bahar devam eder mi? Etmez. Eğer bahar kemaline doğru giderse yaz olur. Meyvedar ve semradar olur. Bir bora, bir fırtına gelirse ya güze döner, meyveyi döker ya da zemheri gibi soğuk olur. Bazen de insan buzlaşır. Iceberg gibi böyle. Buzdağı. Hakikat ve marifete karşı donuk. His yok, heyecan yok, aşk yok, ideal yok. Buz ya. Tamiyet yok, gayret yok. Buz gibi. Tabii haller genellikle ya cemali olur, ya kemali olur, ya da celali olur. Eğer ilme, tefekküre, tetabbaata medar hal ise o kemalidir. Eğer inayetlere, rahmetlere, kerem ve ihsanlara medar bir hal ise o cemalidir. Eğer kahharane, şedid ve şiddetli ahvala, gayz ve gadaba medar ise o hal nedir? Celalidir. Celal haller daha ziyade yıkar, döker. Mahkeme adam. Surat, asık surat. Yanına yaklaşamıyorsun. Hal. Gayet yumuşak, tebessüm bir insanı. Haller cemali ve kemali olursa güzeldir. Ama haller bir Müslümanın dünyasında yoğunlaşırsa, ilimle, marifetle, ahlakla, fazilet ve kemalata medar haller bir Müslümanın aleminde ziyadeleşip yoğunlaştığı zaman hal makama dönebilir. Bu da bir kaidedir. Yani mesela yani daha pratik ifade edelim. Mesela bir öğrenci üniversite imtihanlarına hazırlanıyor. Nereden gireceksin? Ben abi matematiği çok seviyorum. Tamam. Bir sene matematik çalışıyorum. Her gün iklimi, dünyası matematik. Çözüyor. Araştırıyor. Sonra fen fakültesine giriyor. 4 sene yine matematikle meşgul oluyor. Gecesinde, gündüzünde, zamanında ekserine hükmediyor. Matematik. Sonra bakın 4 senelik bir eğitimi tamamladıktan sonra hal onda istikrar kesbediyor. Fen fakültesi matematik bölümünü bitirdi. Makam. Makam. Artık bu vatandaş Türkiye'nin her yerinde lisede ne yapabilir? Matematik öğretmenliği yapabilir. Haller yoğunlaşacak. Haller rusuyete çıkacak ki ne olsun? Makam olsun. Bu kaidedir. Her yerde geçerli olan bir kaidedir. Adam mesela çıraktır de. Keser biçer. Berber çırağıdır, terzi çırağıdır, demircinin çırağıdır, vurur, kırar. O hal onda rusuhiyet kazana yoğunlaşıp melekeye döndüğü zaman artık o insan nedir? Demircidir, boyacıdır, marangozdur, berberdir. Hal kıvam tutup külliyete çıkarsa makam olur. Bir de daha ilerisi ne var? Makamın ilerisi. Mertebe. Mertebe var. Ha. Mertebe makamın daha ilerisindedir. Bazen makam bir olur, mertebeler sonsuz olabilir. Yani mesela diyelim ki Türkiye'de şu anda diyelim ki 200 bin tane mimar var. Hepsinin diploması var. 200 bin mimar var, hepsi projeye imza atabilir mi? Atabilir. Ama mesela Mimar Sinan hayatta olsaydı, Mimar Sinan bu 100 bin mimarın mimarlık makamının en yüksek neyinde? Mertebesinde. Mertebe namütenahidir. Gittikçe gider. Demek maneviyat yollarında önce bu hicabı, nefsi tanımak, sonra hallerini hal kılmak, istikamet içerisinde hal, marifete medar halini, ibadete medar halini, hizmete medar halini yoğunlaştırmak. Ondan sonra da makam. Alim, arif, mudakkik,
muhakkik gibi makamlara doğru tırmanmak ve daha sonra da o makam içerisindeki mertebelerde yol kat etmek her Müslümanın manevi tekamülü için lazım olan ölçülerdir. İşte bunlar tabi hakaik-i nisbiyedir. Bu nefsimizi kabzayı kahrımıza alıp hali makama, makamı da mertebe itibari yükseltirsek o zaman o Müslüman değil mi? Direkti bir arif billah, belki bir araf, belki bir muhakkik, belki direkti bir alleme manası o insana nedir? Açıktır. Evet. Bu şartları ve perdeleri birbirine halt edip karıştıran galat ve yanlış hareket eder. Mesela bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam, yüksek bir sarayda andalibin terennümünü, güzel sadasını işitir. Eğer o terennüm ile atın kişnemesini fark etmeyip andalipten kişnemeyi talep ederse, kendi nefsiyle mugalata etmiş olur. Burada da Mustafa Hazretleri bize çok ehemmiyetli bir ölçü veriyor. Bence bu ölçüyü böyle simgesel ve sembolik olarak mütalaa ettiğimizde, her meseleyi mihenge vurma noktasından elimize bir şey olur. Bir mizan gelmiş olur. İki tane ölçü. Biri andalip. Andalip ne? Bülbül. Bülbül. Bülbül nerede şakşak öter? Bahçede. Güllerin arasında, lalelerin arasında bülbül şakşak öter. Peki öbürü ne? At. Atın kişnemesi. At da ne yapar? Ahırda kişner. Bu aslında insanların bütün ahval ve harekatlarını değerlendirmede iki tane mizandır, iki ölçektir. Her yerde geçerlidir. Her mesele için de bu meseleyi biz gündeme getirip tahlil edebilir miyiz? Ederiz yani. Mesela şimdi bir insan bir hakikati insanlara anlatıyor. Bir manayı tebliğ ediyor. Bakın, dikkat lazım. Eğer o insanın tebliği, dikkat edin, hak namına, hakikati Kur'aniye hesabına ise konuşuyor. Hakikati terennüm ediyor. Eğer onun lisan ve beyanı hak namına, hakikati Kur'ani hesabına ise onun olduğu meclis gül bahçesi olur. O da ne olur? Hakikati Kur'ani'nin şak şak öten bülbülü olur. Eğer hak namına, dikkat edin, hakikat hesabına değil de şov için, riya için, alkış için, gösteri için, para için, menfaat için, süfli arzular için, basit duygular için faaliyetini sergilerse, konuşursa, o insan da ahire girmiş, orada atın kişnemesine masaddak olmuş gibi. Bu böyle sembolik ifade manevi hayatımızın tanziminde bize bir ölçü olması lazım. Şu işi yaptım. Şu görevi yerine getirdim. Şu hizmeti tahakkuk ettirdim. Şu ibadetimi yaptım. Değil mi? Şu sahada şöyle icraat yaptım. Peki o icraat hak ve hakikat hesabına ise tasa etme. Sen bülbül oldun, sen andelip oldun. Senin bulunduğun meclise kokular güzel olur, sesler de latiftir. Senin bulunduğun meclis inşirahlara vesile olur, gönülleri açar, kalplere, idraklarına yapar, kuvvet verir. Ama bu mihverden çıkar ise, riya, gösteri, gurur, kibir, habis hisler insanın dünyasını istila ederse
o adamın vasıf sıfatı, ünvan ve pozisyonu ne olursa olsun onun ahvali atın yani kişnemesine benzer. Cenab-ı Hak bu ahvaldan bütün ehli imanı muhafaza etsin. Yani bu ince bir nedir? Ölçüdür. Dolayısıyla bu ders bizim kalbi muhasebe noktasından teyakkuza götürmesi lazım. Mesela bir fikri ortaya atacaksın. Bir faaliyete girişeceksin. Bir projen var. Bir düşüncen var. Bir hizmet mülazan var. Bir görevin var. Bir sorumluluğun var. Yani o yelpazeyi açın. Maddi ve manevi. Böyle açın şöyle. Şimdi burada her Müslümanın kendi aleminde kendini süzgeçten geçirmesi gerekir. Hissiyatını, duygularını, fikriyatını rafine etmesi gerektir. Acaba şu işe karar verdim, şu işi yapacağım, şu hizmete talibim, şu noktaya çıkacağım, şu hedefe ulaşacağım. Bakın test, o hedefe ulaşmak fikri düşündün mü? Kendini rafine ettin mi? Bunun içinde nefsin payı var mı? Huzuzat-ı nefsaniyenin ne kadar payı var? Bu düşüncenin, bu faaliyetin içerisinde nefsin hilesi var mı? Bu fikrin, bu faaliyetin, bu hizmetin içerisinde enaniyetin cevalan sahası var mı? Alkış hissi var mı? Riya var mı? Gösteri var mı? Şov var mı? İşte insan kendi iç dünyasını rafine edecek. Bu iş rahmani mi? Yoksa nefsani mi? Bir, rahmani mi? Nefsani mi? Bu iş hak namına mı? Yoksa şeytani mi? Ya derler ya, bu adamın kafasında 40 tane tilki var. Birisinin kuyruğu yerine diğerine değmiyor. Şu iş, şu proje, şu faaliyet, şu gayret, şu hizmet, şu taat, şu ibadet. Saygısını aç. Şu ticaret, şu faaliyet, makam. Şu yönetim, şu makam, şu rütbe. Müslüman bütün ahval ve hareketiyle imtihandan geçmiyor mu? İnsan parasıyla, insan annesiyle, insan babasıyla, insan evladıyla, insan şöhretiyle, insan varlığıyla, insan hastalıkla, insan efendim devlette, insan servette, insan payıyla imtihana girmiyor mu? Hepsi bunlar bizim soru kağıtlarımız değil mi? Hepsi bizim soru kağıdımız. Cenab-ı Hak kasem ediyor. Ant olsun sizi biraz korku ile, biraz açlıkla, biraz maldan ve semerattan azaltmak ne yapacağım? İmtihan edeceğim diyor. Bütün bunlar bizim imtihan kağıdımız. Şimdi dolayısıyla bu imtihan kağıdında muvaffak olmak, beka noktasından derece almak için biz dünyaya gelmişiz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor değil mi? Kim daha güzel ibadet yapıyor, kim daha güzel ahlak sergiliyor diye biz insanı ne yaptık? Teklif ve imtihan için dünyaya gönderdik. Not almak için, derece almak için dünyaya gelmişiz. İşte bu itibarla her Müslümanın kendi murakabesini çok sağlam yapması lazım. Şu iş rahmani midir? Şeytani midir? Nefsani midir? Şehvani midir? Maddi midir? İçinde rekabet mi vardır? Maddi mülahaza mı vardır? Kemik midir? Nedir? Neyin nesidir? Şu işin akıbeti beni adım adım nereye götürüyor manasında Müslümanın kendi iç dünyasında murakabesini sağlam yapması gerekir. İşte böyle bir murakabe yapılırsa maneviyat yollarında bazı ehli tahkik demişler ki aslında sırat nereden geçilir? Sırat dünyada geçilir.
attığım adımda teyakkuz. Bakışta, fikirde, amelde ve harekette. Sünnet-i seniyi esas alacak bir şekilde Allah'ın rızasını hayatına hayat kılacak bir biçimde insan yürüdüğü zaman temkinle, azami temkinle, azami dikkatle, azami teyakkuzla, mütefekkirane, müstakimane, halisane yürüdü mü dünyada, ahirette sırat ne olur? Çok kolaylaşır. Ama dünyada gafil, lakayt ve lavvali, rot, balans ayarı elinden çıkmış. Araba bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Direksiyona hakim olamıyor ve sonra da alavuru olup gidiyor. Onun için bulunduğumuz makamlar, bulunduğumuz merhaleler, Allah'ın bahşettiği bütün nimetler, nimetler ve mahrumiyetler ikiye ayırmamız gerekiyor değil mi? Hayatın bir nimet cephesi var, bir rahmet cephesi var, bir inayet cephesi, bir de hayatın bir sıkıntı, bir azap, bir sancı, bir hastalık cephesi var mı? Var. İkisi de imtihandır. Nimetlerdeki pozisyonumuz ne? Sıkıntı ve sancılardaki halet-i ruhiyemiz ne? İşte mümin bütün kulvarlarda azami, teyakkuz ve dikkat üzere yürümesi lazım. Bir ömür boyu istikamet. Hudutta diyor usta, ne? Hudutta, çizgide istikamet. İşte bu sırdan önemli. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki, Süre-i Hud beni ihtiyarlattı. Emrolunduğu üzere yürümek. Cenab-ı Hak elimizden tutsun, nefsimize bırakmasın. Allah ayağımızı da kaydırmasın. Onun için müminin azami dikkat içerisinde, azami teyakkuz ile şu ahvalım, şu fikrim, şu inancım, şu muamelatım, şu hizmetim, şu görevim, bahçeyi Kur'an'daki Firdevsi bahçede Hakkat-ı Kur'an'ın bülbülü manasında bir sala mıdır, bir ses midir, bir güzellik midir? Yoksa ahırın ve pis kokuların içerisinde atın kişnemesidir. Burada insanın kendi kendini çok hakimane murakabe etmesi gerekir. Onun için din kaynağında vicdanidir. Hedefinde içtimaidir. Kaynağında vicdani. Fethi mübin insanın burasında, içinde. Şurayı sağlam tutmak, şurayı metin tutmak. Şu kalp dairesini kirletmemek. Şu niyeti bozmamak. Şu fıtri ahvali dünya ve dünyanın havasetiyle, kiriyle bulandırmamak. İşte bu da neyi gerektiriyor? Azami teyakkuzu. Azami dikkati. Ve iki formatı birbiriyle mukayese etmiş. Cenab-ı Hak bizi hep Bahçe-i Kur'an'ın çiçeklerinde gezdirsin. Bizi Cenab-ı Hak Hakkat-ı Kur'an'ın şak şak öten bülbülü yapsın. Allah ayağımızı da kaydırmasın. Peygamberimiz Aleyhisselam, ya Rabbi bir an-ı seyyene dahi ayağımı kaydırma. Benim nefsimi bırakma. Bakın, Allah bizi nefsimize bırakmasın. İstikamet içerisinde azami dikkat, azami teyakkuz, azami istikamet de elimizden tutsun. Son nefese kadar yürüsün inşallah. İlem eyyühel aziz, dünya hayatını güzelleştiren esbaptan biri, dünya aynasında temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Bak şimdi bu İlem'in arkasını tutup bunu getirdi. İşte şu dünyayı tatlı kılan, leziz kılan kimlerdir? Oku.
dünya aynasında temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. İşte Hakkat-ı Kur'aniye'nin bülbülleri. Yani Allah'ın halis kullarıdır. Hemen arkasında bu geldi. Onlar bahçeyi Kur'aniye'ye girmişler. İslamiyet'in güzelliğini hayatlarında göstermişler. Dünyanın tadı, lezzeti onlar. Bak, Ehlullah dediğimiz değil mi? Allah'ın evliyaları. Gönül dostları. Tevazu, mahfiyet, şefkat, hamiyet, gayret, aşk-ı İslamiyet. Enaniyetten teberri etmişler. Alkış isimden kaçmışlar. Menfaat-ı maddeye 5 kuruş ehemmiyet vermemişler. Allah'ın rıza pazarında yaşamışlar. İşte onlar dünyanın neyidir? Tadıdır, kıvamıdır. Değil mi? Maneviyatın baklavası. Yani leziz insanlar. Yani tarih boyunca bak, onlar ümmete nefes olmuşlar. Yol göstermişler. Şu hani, yol ya, güzergah. Şimdi yol güzergahında karayolların işaretleri var mı? Var. Değil mi? O bütün işaretler aslında hakimane çizilmiş. İşte şurada çift çizgi var. Burada ne yapamazsın? Arabayı sollayamazsın. Şurada bak, onbaşı var, çavuş var. Şu viraja girerken dikkatli ve temkinli gireceksin. Yol işaretleri. Bu evliyalar, Allah'ın o kamil dostları da o trafik şeyleri gibi, işaretleri gibi ümmete ne yapmışlar? Yol göstermişler. Cadde açmışlar. Müslümanlara şefkatleriyle, nasihatleriyle, hayatlarıyla fiilen ders vermişler. Gönülleri aydınlatmışlar. İnsanların içine inşiraha vesile olmuşlar. Eğer onlar olmasaydı, beşer istikamet noktasından çok ne yapacaktı? Sapacaktı. Evet. Evet, müstakbel mazinin aynesidir. Mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynesine, tarihe, insanların zihinlerine vedia ediyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı olur. Yani mesela bir evliyanın fikirleri, düşünceleri, yazdığı kitaplar, hayatları, tarihçi hayatları, hatıraları, değil mi? Maziden istikbal aynasına yansıyor. Kitap telif etmiş. Kur'an'ın ince nüktelerini beyan etmiş. Kur'an'ın ince esrarlarından haber vermiş. İnsanları teyakkuza, dikkate, hamiyete, gayrete sevk etmiş. Tarih sayfasında ibretli vakalar, tarihin şeref levhaları, mazideki evliyaların hayatları, yaşantıları, amel ve hareketleri istikbale ne yapıyor? Aydınlatıyor. İstikbale ışık düşüyor. İşte Bezmi Hazretleri vefat etmiş, gitmiş. Ama bakın eserleri, kitapları, bakın. Üstad Yürüs Ağanur bu asrı ve gelecek asırları temin edecek Hakkat-ı Kur'anidir. Yani istikbalde insanlar Risale-i eserine sahip olmaktan dolayı ne yapacaklar? Yani telezzüz edecekler. Böyle bir eser, böyle bir kültür hazinesi, böyle bir marifet seti. Bu cihette yani mazide kemalatıyla, ilmiyle, ibadetiyle, marifetiyle örnek olan şahısların bu örnek hayatı tarih sayfasında maziden ne yapıyor? İstikbala yansıyor ve bizim yolumuzu ne yapıyor? Aydınlatıyor. Evet. Mesela arkadaşlarının ve akrabasının timsallerini ve fotoğraflarını havi büyük bir aynayı yolunda bulan bir adam, şark cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da o aynenin içindeki timsallerle uğraşır, muhabbet eder. İşte bu adam gafletten ayıldığı zaman, eyvah ne ediyorum, bunlar şarap değil seraptır. Yani şark kelimesini kullanıyor. Üstad bunu da ifade ediyor. Ekser enbiyanın şarkta gelmesi gösteriyor ki şarkı ayağa kaldıracak din ve maneviyattır. Ahlak ve mukaddesattır. Batıda peygamber gelmemiş. Feyzof gelmiş.
Peygamberler gidiyor, felsefe geliyor. Peygamberlerin elinde vahiy var. Kur'an 1400 senedir nüzul etmiş. Resul-i Kibriya'nın riyaseti altında bütün ümmet Allah'ın rızasına doğru gidiyor. Bekaya gidiyor, ebediyete gidiyor. İnşallah cennete, hayat-ı bakiye gidiyor. Ama felsefe de geliyor. Çünkü bir filozof bir şey söylemiş. 3 gün sonra birisi kalkmış. Onun söylediğini ne yapmış? Tekst etmiş. Ya sen eksik konuşuyorsun. Sen de yalan konuşuyorsun. Sen de yanlış konuşuyorsun. Rahmetli Necip Fazıl'ın, Allah rahmet eylesin, bir sözü vardı. Diyordu. Felsefe bir çuval, çürük, ceviz. Şimdi bir çuval, çuvalın içerisinde cevizi koy, ağzını bağla, ayağınla vur. Sesi, hışırtısı çok. Ama içini aç, bir çuvalın içerisinde 3 tane, 5 tane ya sağlam ceviz ya bulunur, ya bulunmaz. İşte felsefe bu. Hakkat-ı Kur'aniye gidiyor. Biz bekaya gidiyoruz, biz ebede gidiyoruz, biz rüyete gidiyoruz, biz likaya gidiyoruz, biz halidina fiha ebeda. İnşallah. Ebedi saadete gidiyoruz. Felsefe de geliyor. Hışırtısı çok, sesi ziyade ama küçülür. Beşerin yararlarını felsefe tedavi etmemiş, şey demiyor. Şimdi bir adamı örmek üzere, değil mi? Git ona filozofana konuş, onu teskin mi edersin? Doyur bakalım. Ruhun en büyük ihtiyacı Allah'tır. Nokta-i istinad Allah'tır, nokta-i istinad da beka ve biliyettir. Bak, felsefe bekayı göremiyor ya. Beka kimindir? Cennet kimindir? Lika kimindir? Rüyete masariyet kimedir? Onun için bakın, şark seyahati, ekser enbiyalar nereden çıkmış? Şarktan çıkmış. Şark nurdur, şark aydınlıktır. Onun için bakın, Mesut kardeşle görüşürüz. Şehirlere bakın, şehirlerin bir şarkı var, bir de garbı var. Alel ekser. Her şehrin şark doğu tarafı batı tarafından hem ahlak hem fazilet hem istikamet noktasından herhalde biraz daha önde ve ileridedir.